Ve dedi ki efendim muhtelif işlerde de kahve tadında sohbet devam edecek. O yüzden ben yine vakit kaybetmeden Yunus Çakmak Beyefendi'yi hemen davet ediyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizi daha önce ağırladık. Çok hoş tat bıraktı aslında. Bütün yayından sonra bütün kameramanlar, rejideki arkadaşlar direkt muhtelif masaya geçti. Bugün ve hepsi biraz tadına daha, baktı değil mi? Biraz daha gelişti. Bugün neler yapacağız onu bir duyuralım mı? Filtre kahve yapacağız. Farklı, aromalı filtre kahve yapacağız. Türk kahvesini yine baharat, değişik aromalardan yapacağız. Gazlı, doğal suyu gazlayacağız, gaza çevireceğiz. İçerisinde meyveler koyacağız. Biraz daha farklı bir yöntemle yapacağız. Acı çikolata yapacağız. Acı sıcak çikolata. Sıcak peki çikolata ben yapacağız. Arkadaşlar hazırlarken masayı gördüm. Muz gördüm. Muzla kahveyi nasıl konsantre edeceğiz ben onu anlayamadım. Muzla o dediğim konsantre suyu yapacağız. Aa süper. Çok farklı o zaman olacak. O masada bu kadar güzel zenginlik varken bizler burada tadına bakmadan duramayız. Ben yaptıkça size getireceğim. Konuklarımız kahve delisidir aynı zamanda. Evet, biliriz onu da. Öyle söyleyeyim. Sizi muhtelif işlere alalım tamam. Efendim. Ayaklarınıza sağlık tekrar diyorum. Teşekkür. Ve efendim Yunus Çakmak muhtelif işlerde hummalı çalışmasına başlarken Spain'in niyeyse bu barışta, barista uzman kahve. Barışta benim kafama öyle kahve barmeni. Barış diye barista, işte. Uzman barista, kahve barmeni. Ha, barista İtalyan'dan tamam. Türüyen. İşte böyle ufak tefek şeyler olabiliyor. Şimdi kahve, kahveleri yaptı. Kahveler yaptı, kahveyi. Şimdi ben bunu ikram edeceğim de. Bunu da göstereyim hemen. Ha. Şimdi bunun içerisinde meyveler var. Çilek, sayalım meyveleri. Çilek, muz, nane var, bir de portakal var. Sağ su var bir de. Şöyle bir aparat, bunun içerisinde azot gazı var. Doğal. Azot gazı. Şu şekilde. Şimdi bu kahvelerin yanında? Bu suyu içeceğiz. Bu suyu ağzımızı. Peki bu ne yapıyor bu su? Ağız, damağımızdaki, ağzımızdaki bütün tatların kimyasını değiştiriyor. Nötr bir tada sahip oluyor. Kahve içtiğimiz zaman kahvenin bütün o karakteristik özelliğini rahatlıkla alabiliyoruz. Önce mi içecek sonra mı? Önce içeceğiz. Önce içecekmişiz. Duyuyorsunuz değil mi sevgili konuklar? Hocam kahveden önce su içenler açım mı demek istiyordu? Kahveden sonra suyu yudumlamak mıydı o? Onun ben, bir şeyi vardı. Valla ben genelde kahveden önce su içmem hiç. Öyle mi? Bittikten sonra. Bilmiyorum ben. Kahveden. Mustafa Cihat Bey burada acaba ikram olarak sadece kahve, kuru kuru kahve mi içeceğiz mi demek istiyor? Ben anlayamadım yemek, pek. Yemek bekliyor. Yok değil. O zaman siz de ben böyle götürsem. Ha koyalım. Buyurun. Önce suyumuzu içiyoruz. Azot gazı. Olan. Doğal. Ben de doğal yalnız soda. Özellikle o doğal meyveli soda yaptık. Tamam, hiçbir doğal katkı maddesi soda yok. Efendim. Şimdi konuklarıma ikram edeyim ben. Efendim buyurun şöyle. Tuba Hanım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, afiyet bunu olsun. Önce böyle size yes. iyi bakalım ki sık sık gelin diyelim. Buyurun Mustafa Bey. Efendim zahmet ettiniz, çok teşekkür ama ederim. Ne demek efendim, afiyet bal şeker olsun. Ben de alayım. Bu tarçın mıdır, içinde şimdi mi kalacak? Bey. Tarçın çubuğu. İçinde kalacak mı? Kalabilir. Tamam. Yani o aroması geçiyor zaten. Tabii hem buna. Aroması geçiyor hem de dekoratif evet. bir görüntüye sahip. Evet. Yunus Bey biz size zaman zaman döneceğiz. Tamam. Bize çok iyi bakıyorsunuz. Tepsi bende kalsın, ben servisleri tabii. yaparım. Sizin de ellerinize sağlık. Bitti. Biraz sonra çikolata yapacağım. Çikolata yapacağım. Fincana, yenilebilir fincana. Çikolata içeceksin sonra fincanı yiyebilirsin. Yenilebilir fincan. Tabii. Allah Allah. Ya müthiş bugün ama ya. Bunları ben bilmiyordum. Daha önce ağırladığımızda hani böyle şeyler daha önce daha konuklarımız mı acaba konuklar özel ondan için, mı? Konuklar özel olduğu için çilekleri de özel yaptım. Ben şey çikolatasını yiyeyim de Fahrettin fincanını yesin onun yapmasını. Fahrettin Bey size mesaj geldi duyuyorsunuz değil mi? Fincanı siz yiyeceksiniz artık. Ben açıkçası eserlerimi yazarken tabii dinleyenlerin, izleyenlerin bilmediği tarafıyla söylemiş olayım. Bir eser yazayım bugün, bir beste yapayım falan demiyorum tabii. Bir olay sizi çok etkiliyor. Etkilemiş olduğunuz ya da okumuş olduğunuz bir şey sizi çok etkileyebiliyor. Dinlemiş olduğunuz bir şey çok etkileyebiliyor. Ve o ne zaman olur bilmiyorum ama bir an geliyor ve sizi buluyor. Notasal anlamda, hani sessel anlamda, beste anlamında. Hı hı. Sevgili Fatih Koca da bilir. Ben genelde değil aslında bütün sözlerimi kendim yazıyorum. Bir yandan da duygusal olarak da sözle müzik aynı anda hissettiğim bir an geliyor. O da açıkçası şöyle empati yapmışımdır. Yani Hazreti Peygamber döneminde doğmuş biri olsaydım ben ve o Risalet döneminde bana ulaşmış olsaydı ben ne yapardım diye çok zaman kendimi sorguladığım olmuştur. Acaba gökteki yıldızlarım dediği sahabelerinden biri olarak anılır, onun yanı başında mücadele mi eder, yoksa ona inanmayan inkarcılardan biri mi olurdum diye çok zaman kendimle hesaplaşmışım, sormuşumdur. Onlar Öndeler eserini yaparken de
İşte o hiç canlarını bir an bile düşünmeden verenler, onların yanında, Hazreti Peygamber'in yanında olanlar gökteki yıldız diye tanımlanabilir. Şimdi kaç insan yaşadığı çok tespit edilir bir şey değil. Trilyonlarla ifade edilebilir. Yıl malum 15 bin yıl, 20 bin yıl deniliyor. Bu süre zarfı içerisinde Hazreti Peygamber Risalet dönemi çok kısa bir zaman. 23 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bu 23 yılda dünya üzerindeki kaç nasipli adam? Hazırlanmış ne var? Yenilebilir fincanlar. Lütfen siz daha onu içiyorsunuz efendim. Orada var, bırak. Fincanı yemeyeceğiz dedik ama onu başta konuşmuştuk. Valla ben bilemem. Buyurun Mustafa Şartlar Bey. Şartlar değişti mi hocam? Buyurun. O zaman muhtelif işlere doğru ben hem konuklarımı alayım. Şöyle Fatih Hocam şöyle geçelim. Mustafa Bey siz de alalım. Yunus Bey. Evet biz şimdi yenilebilir. Şu kartlarımı ben... Kurabiyeden fincan. Biraz daha ilerleyebilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Şimdi ona dokunmadan ben şöyle vereceğim. Yunus Bey. Şöyle ikram etmek istiyorum efendim, buyurun. Sen yine de fincanı yeme hocam. Ya neden ben böyle bir... Ben yiyeceğim. Açık, aslında şöyle düşünürsek yani dondurma külahı da hani evet, aynı mantık. Bu mantık yani bulunabilir hocam. Dondurmayı külahını atıyor musunuz Mustafa Bey? Atmıyorum ben. Sen atıyor musun hocam? Demek ki atmıyoruz. Atıyorum. Şimdi bunu sizden dinliyoruz içindeki. Bununla barışırız. İçerisinde normal çikolata, bir paket çikolatayı benmari usulü erittim. Ha. Kırıp sıcak suyun içerisinde 5-6 dakika. Eridikten sonra çikolatayı 3'e böldüm fincanlara. Bu acı mı hocam? İçerisine tabasco sos. Bunu evde denemeyelim değil mi yani? Evde deneyin mesela, doğal şey hastalık. Öyle bir şey deneyebilirsiniz evde. Çok direkt güzel. Ben açıyor boğazları. Aa, çok güzel. Gribe, soğuk algı. Yalnız bunun yemesi biraz canlı yayında şeydi hani. Peçete ikram edeyim hemen size ben. Dur, biz kahvesini içmekle yetineceğiz gibi. Çok güzel ama. Çok güzelmiş hocam. Ellerim doğal, tamamen doğal. Şöyle bu da sanat değil mi hocam? Hocam mutlu. Fatih hocam. Oo. Harika. Yaktı. Yakıyor. Yaktı derken? Yakması iyidir. İyi bir ses. Şimdi ama şu ikramın tatlılığına bir bakar mısınız lütfen? Normal kek alıp, keki Türk kahvesiyle ıslatıp üzerine çikolata eritip sürebilirler. Üzerine bir daha çilek, çileğin üzerine çikolata, sonradan da evde denesinler doğal hocam tatlı. Yani tabii evde yapılabilir bu. Hanım öyle. Şu anda izliyordur bizi. Normal fincanı yapabilirler. Artık hocanın ev halini hiç sormadınız. Ev hallerini birazdan konuşacağız. Özellikle Fatih Koca hocamızın ev hikayelerini merakla ben zaten dinliyorum ve çok hoşuma gidiyor. Onları burada paylaşırız herhalde. Eşinize çok selamlar, hürmetler diyorum. Ben de sevgili Fatih Koca ile alakalı bir hatıra var. Onu anlatmak istiyorum az sonra lütfen. Yeni kahvelerimiz hazır efendim. Yunus Bey sağ olsun bizleri kahvesiz bırakmıyor. Ne yaptı Yunus Bey? Bir neli kahve? Tomurcuk çayı var içerisinde. Tarçın var. Süt var. Bunu içiyoruz. Bu kahve değil, bu İngiliz çayı gibi olmuş. Çay kahve değil bu, evet. İngiliz çayı değil. Çaylı kahve. Diyebilir kahve miyiz? Yok içerisinde. Kahve yok. Çay, sütlü çay yaptık, doğal sütlü çay yaptık. Sütlü çay. Yine ama burada, evet bu İngiliz çayı. Tabii yine soğuk algınlığını ön planda tutaraktan yapıyoruz. Ha. Bence kesinlikle özellikle Mustafa Bey içmeli bugünlerde değil mi? Alalım mı biz, size zahmet diyelim. Fatih Hocam sesi de çok iyi geliyor. Sizin kendinize iyi bakmanız gerekiyor. Şu manada söyledi hocam yani zaten şahane bir sesi var hocam. Ya evet hocam. Sesi. Muhteşem bir ses. Sesi korumamız gerekiyor Mustafa'cığım evet. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Balla tatlandıraraktan yaptık. Şeker kullanmadık. Balla tatlandırılmış. Tabii. Önemli. Efendim izleyenlerimiz sizin de karşınızda böyle içiyormuş gibi olmasın ama işte. Ekranlarda çok gibi mi görünüyoruz, o da var yani sürekli bir şey içiyor bunlar. Öyle mi görünüyoruz? Öyle bir şey değil. Hayır. Ama sabah programı. Yani şimdi sabahleyin sizin sesinizi açmak, sizi uyandırmak, sizi böyle bir canlandırmak gerekiyor ki zaten maşallahınız var diyelim. Ama biz ikramsız hiçbir konumuz buradan göndermiyoruz. Öyle açık ve net söyleyelim yani. Evet. Yine gelirsiniz değil mi? Tabii geliriz. Tamam. Böyle olursa. Bence gelirsiniz. Yunus Bey bu konuda harika. Bakın özellikle Allah razı olsun ekibimizden İstanbullulardan değil İstanbul'dan mi? İstanbul'dan geldim. Geldi kendisi. İstanbul'da kafemiz ve okulumuz var. Okulumuzda sürekli akşama kadar bunları geliştiriyoruz biz. Evet. Kafelere menüler yapıyoruz tabii. Ve eğitmenlik yapıyor biliyor musunuz Fatih Allah Hocam? Olsun. Yani seminerler veriyor kahve konusunda, yani kahve deyip geçmeyin değil mi? Kavuruyoruz, biz paketliyoruz, biz toptan kahveyi. Perakende satıyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet çok olsun. Teşekkür tabii. ediyoruz gerçekten. Ve Türkiye'nin birçok şehrine gidiyor musunuz? Tabii Türkiye'nin, dünyanın. Dünyanın. Danışmanlık anlamında tabii, danışmanlık dünyada anlamında. Da Türk kahvesini. Türk kahvesini biz UNESCO Dünya Miras Listesi'ne soktuk. Bir ara Rusya Türk kahvesinin ismini almıştı. Onu da biz aldık. Bunlarla alakalı da devlette çalışmalarımız var. Türk kahvesini sahipleniyoruz yani. Çünkü dünyayı tanıtan bizden çalıp öyle kahve evleri açıyorlar. Her iş öyle olmuyor mu? Evet.
Her iş öyle olmuyor. Doğru. O yüzden sahip çıkmam. Doğru. Bu anlamda kahve kültürüne. Çok yakın komşularımız özellikle baklavamız, yoğurdumuz değil mi? Aslında onun ama topraklarında erkek... nasıl bulunduysa, nasıl kullanıldıysa biz sahip çıkmalıyız evet, önce. Şeyde... Kahve yudumlayalım mı orada? Programı orada kapatacağız çünkü. Peki, bu... Adetimiz böyle efendim. Sizi gene kaldırıyoruz. Çok mu hareketli? Hadi bismillah. Hadi bismillah diyelim. Ve muhtelif işlerde son dakikalar efendim. Ekranların başına yeni geçenler. Gerçekten sizler için üzgünüm. Artık arşivden bulup izleyeceksiniz ama canlı canlı süper bir programdı. Bizim için muhtelif işlerde son 4 dakikamızı belki kapanışta Mustafa Bey lütfederlerse portakallı bir ezgiyle kapatacağız. Ve onlar kendi aralarında artık hoş bir ben bu arada az önce de söylemiş oldum. Ne içiyoruz? Sevgili Abdurrahman Akbaş, Televizyon ve Radyo Daire Başkanı'na. Sevgili Büşra İncesu'ya, aynı zamanda tabii iç yapımlar genel sorumlusu, sevgili Fahrettin'e, Barış'a, bunların nezdinde tüm ekibe. Evet, yönetmenimiz Ahmet Bey. Yönetmenimiz Ahmet Bey. Evet. İsmini hatırlayamadığım için dostlardan özür diliyorum. Birçok ekip. Kusura bakmasınlar. Ve de az önce söylediğiniz gibi tabii o üç tane radyo dile kolay gelir bir cümlede söyleni veriyor üç radyo diye ama çok güzel bir ekibimiz var. Evet. Oradaki tüm arkadaşlara da. Yolun başından beri bana eşlik eden ve beni hiç yalnız bırakmayan ve hakikaten işlerin ehli olan o arkadaşlarıma her birine ismini tek tek saymayayım vakit yok diye çok teşekkür etmek istiyorum sevgili izleyenlerin huzurunda. Evet, bu arada parçayı iptal ettik. Borcunuz var bize. Borcunuz var Mustafa Bey. Hiç kaçamazsınız. Artık onu yazın çünkü ajandanıza. Çünkü sıkışık oluyor değil mi hocam? Bu teşekkürleriniz nezdinde ben son sözlerinizi almış gibi olacağım. Ben de sizlere ayrıyeten teşekkür edeceğim ama... Fatih Hocam sizden de dinleyeceğim ama şu kahveden bir yudumlar mısınız? Ben yudumladım. Muhteşem değil mi? Kesinlikle çok beğendim. Bunu evde deneyebilir miyim? Çok güzel. Çikolatalı. Bunu deneyebilir miyim? Bakın gibi. Ne yaptığını bir bakar mısınız? Bir portakal koydum cezvenin içerisine. Çok azıcık, bu kadarcık da bir çikolatayla. Yarım portakal yani. Yani çeyrek portakal. Kabuğunu mu içine? Kabuğunu. Kabuğunu yaptıktan sonra içerisine bırakıyoruz. Çok güzel. Üzerine kahveyi dolduruyoruz. Muhteşem. Tarçın da koyalım. Denemenizi tavsiye ederim. İzliyordur şu anda. Nasıl? Hilal daha zoomlayalım efendim. Daha zoomlayalım. Evdekiler görsün bunları diyoruz. Aslında ama... Tuba Hanım yenge hanımı da davet edebilirdiniz. Aslında çok hoş olurdu değil mi? Vallahi iyi olurdu. Güzel yapalım olurdu. Onu ya. İnşallah daha çok günlerimiz var. İnşallah. Peki ben Fatih Hocam'dan da ben son sözlerini alacağım, kapatacağım. Sonra Yunus Bey'e sözü bırakacağım. Ben gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Gençlere Başkanlığımıza, TRT, Diyanet'e bizleri... Böyle güzel bir programda ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere buradan hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Özellikle Avrupa'da izleyen çok değerli kardeşlerimiz, din görevlisi kardeşlerimiz var. Onlara da buradan ayrıca selamlarımı gönderiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzımızı tatlandırdınız kahve kokusuyla. Afiyet olsun. Hem stüdyomuzu şenlendirdiniz yine. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Sizin belki son sözleriniz var. Evde deneyin. Ya kahveyi taze olaraktan alsınlar, el değirmeni alıp el değirmeniyle çeksinler, son kullanma çekilmiş kahve almasınlar diyorsunuz. Hep çekirdek alsınlar, kendileri şu şekilde bir değirmenin evde çeksinler, ılık suyla yapsınlar kahveyi, soğuk suyla yapmasınlar, ılık suyla yapsınlar, cezveyi ocakta. Evet. Tabii cezveyi ocakta 1,5-2 dakikadan fazla tutmasınlar, bu şekilde daha fazla köpükte olur, daha ekstra köpükte isterseler ise karbonatlı suda kaşığı beklesinler, tahta kaşık. Kullansınlar, metal kaşık kullanmasınlar. Söyleyeceklerim evet. Bu kadar. Vallahi söyleyecek o kadar çok şey ya, var ki. Süreyi aştık beyler. Bilmiyorum farkında mısınız? Neyse ben kapatayım evet. Onlar burada konuşmaya devam etsinim. Tekrar teşekkür ediyorum öncelikle efendim. Hayat arkadaşım, eşim Mustafa Cihat Bey'e stüdyoyu şereflendirdi, gönlümüzü şereflendirdi. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Koca hocamıza yine Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. Güzel sesiyle, nameleriyle dokundu. Çok teşekkür ediyorum. Ve Yunus Çakmak beyefendiye ellerine, hünerli ellerine çok teşekkür ediyorum. İçtik, tattık, ellerinize sağlık diyorum. Evet efendim yeni güne merhabadan bugünlük bu kadar. Harika bir gündü. Umarım gönlünüze, ruhunuza dokunmuşuzdur diyoruz. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde diyetisyen Merve Bilge Atalay'la yine güzel, yine dop dolu içerikle karşınızda olmayı diliyoruz ve istiyoruz. 10.30'da ailenizin kanalı TRT Diyanet ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.